Peki İstanbul'dan kopup gidelim Antalya'ya. Antalya'da neler yaşanıyor? Antalya'nın geleneksel bir Run Antalya o yapıldı da. Geleneksel bir koşu yarışması vardır. 100 metre koşuyor özellikle kadınlarımız. Belki Ebru şimdi koşar. Topuklu ayakkabıyla koşma. Mücadele böyle olunca tabii hayli ilginç görüntüler bize yansıdı. Amaç düşmemek ama bir taraftan da yarışı kazanmak. Buyurunuz Antalya'ya gidelim. Topukluyla yürüyemiyoruz ama şu an koşmaya deneyeceğiz. İnşallah düşmem. Tek dileğim bu. Amaç hem yarışmak hem de düşmeden ayakta kalmaktı. Çünkü ayaklarında spor değil, topuklu ayakkabılar vardı. 3, 2, 1. Yine bayanlar tozu dumana katıyor. Antalya'daki 17. geleneksel yüksek topuk koşusunda hem kadınlar hem de erkekler 100 metrelik parkurda yarıştı. Biz koşucuyuz normalde, hiç topuklu ayakkabı giymiyoruz. İlk defa katılıyorum, heyecanlıyım. Tek şart topuk yüksekliğinin 7 santim olmasıydı. Mücadeleden önce tek tek ölçüm yapıldı. Koşuya hazırlanan kadınlar düşmemek için bantlı önlem almıştı. Bantlama işini ben çıkardım burada. Ayakkabılarını bantlayarak bayanların daha rahat koşmasını, ayakkabıların ayağından çıkmamasını engellemiş olduk. Çok mutluyum. Düdüğün çalmasıyla yarış başladı. Bazıları zorlansa da bazıları yüksek ökçelere rağmen çok rahattı. Dereceye girenler madalya, sertifika ve para ödülü aldı. Ben 3 yıldır katılıyorum. 2 yıldır birincilik bende. Tecrübeliyiz artık ya. Ve alkışlar. Allah helal olsun. Ve Ebru Akel topuklularıyla şimdi koşmayı deneyecek. Hayır bak, ben bakalım topuklu nasıl. Ayakkabı konusunda... Platform kaç santim değil. Aşağı yukarı? Bu 15 vardır. 11 bu. Güzel. 11 yani hiç fena değil. 100 metre az o zaman. Ya 100 metre değil, şimdi bununla koşamazsın. Neden biliyor musun? Nasıl koşacaksın bununla ya? Ama bayağı uçarak tazı gibi tabiri caizse tazı gibi ama koştular. Onlar zaten sporcu ama şöyle bir koşmayı deneyeceğim bir dakika. Ne kadar hızlı koşabilirim? Bu kadar. Ama gerçekten çok. Şimdi topuğundan çıkıyor. Bantlamak çok iyi fikir. Ama yine de koşar mısın? Vallahi koşamam. Bu kadar. Ben bu kadar koşabiliyorum en azından. Ama helal olsun hanımlara. Gerçekten dikkatimi çektiler. Ne hissediyorsun peki? Düşer miyim acaba vesaire? Hayır, yok şimdi mu? Zor. Alışkın zaten olmak ayrı da. Topuklu ayakkabının üzerine durmak zaten zor bir şey. Hani ayakların başka bir durumda. Hani benim avantajım nereden duruyorum ben? Parmak ucunda dans etmiş evet. Halim var. Öyle bir avantaj. Dolayısıyla bir nebze daha kolay taşıyorum topuklu ayakkabıyı. Bir de alışkanlık, meslek icabı. Her gün sabah 7'de topukluların üzerindeyim. Bunlar da aşağı yukarı senin 11-15 santim falan herhalde değil mi? Bir bunların 7 santim olma kuralı varmış. Benimkilerden bir 4 santim daha kısa. Güçlendiriyorlar bir taraftan. Seni tabii. Alıyor. Güzel. Vallahi iyi koşu. Artık... Seneye o zaman yazdıralım şimdiden. Seneye. Ebru Akel ismini. Vallahi neden 45 olur? Numara bulunursa ben de koşarım. Ki vardır eminim de. Vardır. Aslında erkeklerin de yapması lazım. Bence de. Esas keyfi orada. Kesinlikle. Bir taraftan da tabii Ukraynalı ve Rus arkadaşlarımız aslında çok fazla koşarlardı. Herhalde onlar bu sefer topa çok fazla girmediler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güzel bir aktivite ya gördüğün gibi. Yani bazıları yürümekte zorlanırken İlk çekiş. Tazı gibi koşup birinci olmak. Gerçekten kolay çok değil. Güzel.